Kilogramı 3 lira olan 30 kilo pirinç ile kilogramı 2 lira olan 45 kilo pirinç karıştırılıyor. Karışımın kilosu kaç liraya gelir demiş. Bunun aslında yüz, karışım problemlerinden hiçbir farkı yok. Hani burada yüzdelik bir ifade kullanılmıyor ama şöyle düşünebilirsin. Miktarı yine yaz. 30 çarpı. Rengi hemen değiştireyim. 30 çarpı. Ne kadardı bunun fiyatı? 3. Sonra ikincisi ne? 45 çarpı 2. Peki toplam miktar ne oldu? 75 oldu. Çarpı x. Buradaki x bu karışımın artık kilosunun yeni fiyatı oldu. Yani bir kilosunun yeni fiyatı bu oldu. Şimdi buradan dört işlemi yaptığımız zaman her şey burada 15'e bölünebilir. 15'e bölsek 5, 3, Şurada kaldı 2. Burası 60 değil 6. Burası da 6. Burası 5x yaptı. Evet. 12'yi 5'e böldük. Ne geldi? 2,4 geldi. Yani cevabımız neymiş bizim? A şıkkındaymış. Birinci sorunun cevabı buydu. İkinci soru ne diyor? 10 litrelik meyve suyunun %15'i şeker, 15 litrelik başka bir meyve suyunun %10'u şekerdir. Her iki meyve suyu karıştırıldığında çok klasik bir soru bu. Artık olay otursun diye sürekli bunlardan yazabiliriz. Tabii değişik sorularda var. Her şey böyle gitmiyor. Yapmamız gereken şey ne? İlk önce miktarı bir yazalım. 10 Sonra yüzdesi 15 İkincisi miktar neydi? 15 Yüzdesi 10 Evet Toplam elde ettiğimiz yeni miktar nedir? 25 Çarpı onun yüzdesi de zaten sorunun kendisi x. Buradan hemen en iyi neye bölebilirim? 2 kere 5'e bölebilirim aslında. Bak 2 kere 5'e bölüyorum. Buraya gitti. Bir tanesini burada harcadım 3 kaldı. Bir tanesi burada harcadım 2 kaldı. Bir tanesi burada harcadım 3 kaldı. Burada da yine 2 kaldı. Buradan 6, burada 6. Ne geldi? 12 geldi. Demek ki bunun şeker oranı %12 imiş. Yani C şıkkında geldi. Üçüncü soru. 10 litrelik bir karışımın %30'u alkoldür. Bir dakika. Hemen 10 yazdım. 30'u da yazıyorum yanına. Evet. Tamam. Ee, diyor ki alkol oranını %20'ye düşürmek için karışma kaç litre saf su karıştırmalıdır? Şimdi biz saf su karıştıracağız. Ya yani X miktar olsun bu. Bunun e, içerisini hiç çeker olmayacak. Çünkü saflıktan bahsediyoruz. O yüzden %0'ı bunun nedir? Alkoldür. Sonra ne diyeceğiz? 10 artı x yeni karışımın yüzdesi. Yeni karışımın yüzdesi de nedir? 20'dir. Yani en son karışımımızın yüzdesi 20 olacakmış. Şu zaten sıfır çarpanı barındırdığı için gitti. Şu 20 ile e, şuradaki 10'u sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Bu 2 ile de bunu sadeleştirdim. Burada kaldı 15. Buradan ne çıktı? 15 eşittir. 10 artı x çıktı. Demek ki x nedir? 5'tir. Yani biz buraya 5 litre saf su ilave etmeliymişiz. Cevabımız nedir? B şıkkıdır. Ben biraz çekileyim şuradan. Evet şimdi bak yine bir grafik vermiş tamam mı? Grafikte böyle garip garip sayılar var. Bir okuyalım tamam. Ee, A ve B maddeleri var. Tuz miktarları var. Su var alttaki soru cümlesinde ne diyor? A maddesinden 3 kilo B maddesinden 2 kilo alıp birbirine karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın tuz oranı ne olur diye sormuş. Şimdi ben ilk önce şunu soracağım sana buradaki B maddesinin içerisinde ne kadar e, tuz var? 1.25 Peki karışımın toplam miktarı ne? Toplam miktar deyince su ve tuzu birlikte almak zorundayız. Onları şöyle alıyorum. Ne yaptı bu? Şunu sileyim çok üzerinden geçtim. Toplamı 6,25 yaptı. Şimdi bunları sadeleştirdiğim zaman ne kalacak? 1 bölü 5 kalacak. Evet. Yani bunun tuz oranı 1 bölü 5'miş. Aynı şeyi A'ya yapalım. A'daki şuradan bak. 0,16 0,16 tuz miktarı bölü şunların toplamı kaç yapıyor? Bunları topladığımız zaman Hangi değeri elde ediyoruz? 4 değer elde ediyoruz. Evet. Şimdi bunu sadeleştirelim. Aslında bu nasıl bir değer olacak? 16 bölü 400, 4 bölü 100 yani 1 bölü 25 çıktı. Bunun da tuz oranı 1 bölü 25 Şimdi biz A maddesini 3 kilogram alacağız. Yani 3 çarpı 1 bölü 25. Sonra B maddesinden 2 kilogram alıyoruz. 2 çarpı 1 bölü 5. Şimdi toplam miktarımız 5 oldu. 5 çarpı x. Buradaki x sorumuzun cevabı olacak. Ama burada ben bir şey diyeceğim sana. Burada x'i x diye bırakamazsın. Tamam mı? Çünkü buradaki yüzdelik olarak yazacağımız yerler aslında bir oran oldu. O yüzden ben buraya x bölü 100 yazmak zorundayım. Bak burası gerçekten çok önemli. Bu x yazarsan x'in bambaşka bir sayı çıkar x bölü 100 yazmak zorundasın. Biz genelde yüzdelikler tam sayı olduğu zaman mesela diyoruz ki yüzde %20 deyince buraya 20 yazıyoruz. %30 deyince buraya 30 diyoruz. Sonra şuraya da sadece x diyoruz. Oradan da x mesela atıyorum. 25 çıkıyor. Orada yüze ihtiyaç yok. Zaten yüzler birbirini sadeleştiriyor diye yazmıyoruz. Ama burada bunlar tam sayı olmadığı zaman bir oran yazdıysan oraya buraya da x bölü 100 yazmak zorundasın. Bu çok önemliydi. Dikkat et. Evet buradan işlemlerimizi yapalım. Şurayı 5'e genişlettim. Şimdi şurada 10, 13 bölü 25 var. Şuradan sadeleştirme her tarafı 5'e böldüğüm zaman x bölü ne geldi? 20 geldi. Şuradan birer tane daha 5 gönderelim. Burada 5 kaldı, burada 4. Çarptığımız zaman da ne elde ediyoruz? 52 bölü 5 elde ediyoruz. 52'yi 5'e bölsek 10. 10.4 çıktı. Evet cevabımız neymiş? 10.4'müş. Yani %10.4 olacakmış. Neredesin sen? Evet. C şıkkında. Durum bu. Beşinci sorudayım. Neymiş? Yüzdeğimiz alkol olan 90 litrelik çözelti. 90 litre. Yüzde yirmisi alkol. Yüzde alkol olan 60 gramlık çözelti. Karışım her neyse. 60 çarpı x. Evet. Toplam miktar 150. Diyor ki yeni karışımın e, alkol oranı %28 olacak. Demek ki burası nedir? 28'dir. Evet. Şimdi şu an şuradan e, birer tane sıfır yok edelim. Ondan sonra bunlar en iyi neye bölünür diye bakıyorum. 2'ye bölsem buradan 14 kaldı. Şuradan 3 kaldı. Şuradan da 10 kaldı. Daha da sadeleştirme varsa da yapmayacağım. Yok, şu 3x kaldı burada daha gitmiyor. Şuradan elde ettiğim değer nedir? 90 artı 3x eşittir 14 çarpı kaç yaptı? 15 yaptı. Evet, onu hesapladığımız zaman kaç geliyor? 140 oradan bir de onun 70. 210 geldi burası. Evet. 210'dan 90'ı çıkarttık. 120'nin 3'te biri de 40 geldi. Tamam. O zaman x dediğimiz değer sorduğu için cevabımız da ne gelecek? D şıkkında gelecek. Altıncı soru. 25 litrelik bir karışımın %35'i alkoldür. Şimdi 25 çarpı 35 yazdım. Sonra diyor ki bunun 1 bölü 5'i alınıp. Bir dakika. Şimdi 25 litrenin 1 bölü 5'i 5'tir. 5 litre alıyoruz. Alıyoruz da aldığımız karışım yine bu karışım olduğu için yüzdesi değişmez. 35 diye yazacağız. Tamam. Alınıp şuraya kadar her şeyi hallettik. Yerine ay alınan miktar kadar su. Alınan miktar 5 olduğu için 5 çarpı yani 5 gram su ekleyeceğiz. 5 litre ve bunun alkol oranı 0 olduğu için 0 yazıyoruz. Su ekliyoruz çünkü. Evet, ee, yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Ha, yani buraya şunu yazacağız. 25 eksi 5 artı 5 çarpı x yazıyoruz. Yani şunu, şunu ve şunu ne yaptım? Parantezin içerisine yazdım. Zaten hep öyle yapacağız. Ona dikkat et. Şimdi burada şu sıfır çarpanı barındırdığı için gitti. E, ee, burasından 5'er gitti. 25 kaldı. Yani aslında burada ne var? Dikkat et. 25x var. Şimdi ben 2 tane 5 var. Evet. 2 tane 5'i gönderiyorum buradan. 25 gitmiş oldu. 5'in biri buradan gitti. 5'in biri buradan gitti. 7 kaldı. 25 gene 2 tane 5 bulundurduğu için bu da gitti. Yani 35 buradan. 7 şuradan. Burada da x kaldı. 35'ten 7 çıkarsa ne kalır? 28 kalır. Evet. Ne demişti bize soru? Alınan miktar kadar su ekleyerek karışımı alkol oranı. Aynen işte. Cevabımız yüzde 28 olacakmış. C şıkkı. Tuz oranı yüzde 40 olan x gram. Yani şey yazacağım. x çarpı 40. Evet. Karışımdan b gram su buharlaştığında karışımından demek lazımdı. Neyse önemli değil. B gram su buharlaştırıyorum. Yani B çarpı 0. Sonra ne oluyor? Yeni karışımın tuz oranı %60 oluyor diyor. He. Yani x eksi b çarpı ne demem gerekir? 60 demem gerekir. Şimdi buradan işlemi yürütelim bakalım. Şu gitti. şuradan birer sıfır gönderelim. Hatta birer tane de 2 sadeleştirelim. 3'e 2. Burada 2x var sol tarafta. Sağ tarafta dağıtarak gidelim. 3x eksi 3b 3B'yi sola attım. Burada kaldı X. Evet. Soru bize neyi sormuştu? X bölü B'yi sorduğu için cevabımız ne geliyor? 3 geliyor. B şıkkındaymış cevap. Sırada 8. soru var. 8. soru nasıl bir şey? %45'i alkol olan 9 litre ispirtoya. 9 çarpı 45'i yazdım. Alkol derecesini %20'ye düşürmek için Kaç litre su karıştırılmalıdır diye sormuş. O zaman su eklemem gerektiğini anlıyorum. Miktarını da bilmiyoruz x diyelim. Su karıştıracağımız için buraya e, içinde hiç alkol olmayacağı için sıfır diyoruz. Son anda ya yani son hamlede 9 artı x miktar maddemiz var. Bunun da yüzde ne kadarı olmalı diyor. Yüzde 20'ye düşürmek istiyorduk biz. Yani yüzde 20 yapmaya çalışıyoruz. O yüzden buraya çarpı 20 diyeceğiz. Evet şimdi buradan şunu gönderdik bir anlamı yok. Efendim buradan Bir tane 5 göndersem 4 kalır. 5 göndersem burada 9 kalır. 81 36 artı 4x gibi bir şey kaldı. 81'den 36 çıktı 45 4x 45'i 2'ye bölsem 22.5 onu da 2'ye bölsem 11,25 gelir. Yani nerede? Evet cevap Edirne'de geldi. Evet geçiyorum. Karışıma ilgili yine bir grafik sorusu duruyor karşımda. Şeker var su var anladık. İlk önce şunu anlayalım. Buradaki şeker yüzdesi nasıl hesaplanıyordu? Şimdi şeker miktarını yazıyoruz 20 yazdık. Sonra toplam karışım miktarını yazacağız. 20, 55 daha ne yapar? 75 yaptı. Evet bunun B maddesinin şeker oranı budur. 20 bölü 75. A hesaplayalım. 5 şeker var. 75'te ne var? Toplam karışım miktarı var. Bize diyor ki A karışımında 25 gram. Nerede A? Evet şurada. Yani 25 çarpı 25 çarpı ne yazacağız? 5 bölü 75. Evet. B karışımından da 20 gram alınıp karıştırılıyor. Ha, karıştırılıyorsa birbirine ekliyorlar. B maddesinden ne kadardı? 20 gramdı. Yani 20 çarpı ne olacak? 20 bölü 75. Şeker oranı ne olur diye soruyor. Toplam miktar bu arada nedir? 45'tir. 45 çarpı x bölü 100 yazıyoruz. Evet şimdi neler yapsak? Her taraftan paydalardan 25'i bir sadeleştireyim. 25'i sadeleştireyim evet. Burada kaldı 4. Burada 3. Burada yine ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi şöyle gidelim. Bunu 5'e bölsem 9. 5'e bölsem 4. Şu da gitsin. Evet tamam sıkıntı yok. Daha da bölünmez. 25 bölü 3. Buradan 80 bölü 3. Buradan da ne kaldı? 9x bölü 4. Evet. Değerler çok ilginç gidiyor. Ne çıkıyor bir görelim. Efendim şurası 105 yaptı. 105 bölü 3, çarpı 4 bölü 9 gibi bir şey geldi. Evet. Durma aynen bu geldi. Şimdi şurası 105'e dikkat ettiysen 3'e bölünür. Şunları sadece işte burada ne var? 35 var. O halde 35'e 4'ü çarparsam 2'ye çarpsam 70, 140. Cevabımız neymiş? 140 bölü 9'muş. 10. soruda ne diyor? A musluğu %6 tuzlu su akıtarak boş havuzu 6 saatte dolduruyor. B musluğu %18 tuzlu su akıtıyor. A ve B birlikte boş havuzu 4 saatte dolduruyor. Şimdi buna göre dol havuzdaki tuzluk oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi ben ilk önce şuradan yola çıkacağım. Biri 6 saatte dolduruyor ağ ikisi birlikte de 4 saatte dolduruyor. Şimdi bunlar o kekini bir alalım. Ne olsun? 12 olsun. Tamam. 12 olsun değil, 12 zaten de. Şimdi ben havuzu 12 litre kabul edeceğim. Şimdi ağ musluğu 6 saatte doldurduğuna göre ağ musluğundan her saat 2 litre su akar. Tamam. Peki ikisi birlikte 4 saatte dolduruyorsa madem bak ikisi birlikte 4 saatte dolduruyorsa e, o zaman her saat 3 litre su akıtıyorlar. ikisinin toplam akıttığı sudan bahsediyorum. Anladın bunu? Evet. O zaman B musluğu da e, her saat 1 litre su akıtsın ki ikisinin toplam akıttığı su miktarı 3 litre olsun. Buraya kadar tamam. Şimdi bundan sonrası şu. Diyeceğiz ki 2 çarpı 2 çarpı A'nın akıttığı miktarı yazıyoruz. Çarpı 6 A'nın tuzluluk oranını yazıyoruz. Artı 1 çarpı neydi B'nin B musun tuzluk oranı? %18'di. 18 eşittir. Bunların toplamı yani şununla şunun toplamından bahsediyorum. Ne o? 3. 3 çarpı x diyeceğiz. Evet. Şimdi buradan ben her taraftan 3'e sadeleştirme yapabilirim. Burada kaldı 2, burada kaldı kaç? 6. Şuradan 4, şuradan da 6 geldi. Cevap ne geldi? 10 geldi. Evet, cevabımız neymiş? A şıkkındaymış. Şimdi sen burada şöyle bir itiraz da bulunabilirsin. İyi de hocam, bunlar daha dolmadı ki. Yani bunların bir saatte oluşturdukları 3 yani litre için sen çalıştın. 2 o akıttı, 1 o akıttı. 3 litredeki sen tuzluk oranı buldun. Diyebilirsin, haklısın. Fakat şöyle düşünüyoruz. Ee, yani bunların 1 saatte oluşturduğu oranla 2. saatte, 3. saatte oluşturduğu oran değişmez. Yani havuz dolduğu anda kaç saat geçmiş? Bir bakalım. 4 saat geçmiş ya. 4 saat de de bu oran %10'dur. 3 saatte de %10'dur. İlk saatte de %10'dur. O yüzden ben bu tip sorularda sadece bir ilk saat için çalışmam yeterlidir. Ben de öyle yaptım. İlk bir saatte olan bir tane yazdım. Bu zaten bütün hepsi için de geçerlidir deyip geçtim. Evet. Şimdi neymiş? 11. sorudayız. Ne diyor? Tuz oranı %40 olan 50 litre tuzlu su yaz. 50 çarpı 40 Suya 10 litre tuz katıyoruz. Bakalım 10 litre tuz katacağız. 10 çarpı 100. Çünkü tuzun tamamı tuz zaten. Daha sonra 10 litre su buharlaştırıyoruz. ha. 10 çarpı 0. Çünkü buharlaşan suda tuz yok. Yani evet. Deminden beri yaptığımız işlem. Şimdi şunları bak şunları şunu şunu ve şunu topla 50 yapıyor zaten. Hani artı ekseri düşünerek yapıyorum. 50 artı 10 eksi 10 50 çarpı x. Evet buradan x'i bulacağız. Şu sıfır çarpanı barındırdığı için hemen attık çöpe. Kafamızı karıştırmasın. Bir tane daha sıfır gönderelim şöyle. Hatta 5'e de bölebilirim. 5'e böldüm 2 kaldı. Bunu 5'e böldüm. Burada ne kaldı? 10 kaldı. Tamam. Buradan 40. Şuradan da 2 kere 10'dan 20. Evet x ne çıktı buradan? 60 çıktı. Yani cevabımız nedir o zaman? %60'tır. C şıkkında geldi. Geçtim. Bakalım nasıl bir soru var. Evet. Ne diyor? %15'i tuz olan 20 litre tuzlu suyun. Şimdi 20 litre tuzlu suyun %15'i tuzmuş. Oranı %25'e çıkarmak için kaç litre su buharlaştırmalıdır? Su buharlaştıracağız x çarpı Buharlaştırdığımız suda hiç ne yok tuz yok 0 Eşittir 20-x diyoruz Şuradaki 4 işlemi aynen taşıdım Tamam ve çarpı Neye çıkartmak istiyorduk biz onu yüzde 25'e o yüzden burada yüzde 25 yazıyoruz Yani oluşmasını istediğim yüzde bu Evet Şunu hemen gönderdim bu gitti çöp oldu Şimdi her iki tarafı iki kere 5'e böleyim. Bu gitsin. Bir tane 5'i burada harcadım. 3, 5'i burada harcadım. 4. Burada kaldı 12. 20 x kaldı sağ tarafta. Demek ki 20'den ne çıkarsa 12 kalır? 8. Yani 12. son cevabı ne geldi? 8 litre ne buharlaştırılmalıymışız? Biz su buharlaştırılmalıymış. Yani cevabımız 5 şıkkı. Tamam. Diğer sorudayız Burada bir kaplardan bahsediyor. Ne diyor? Birinci karışım 2 kilodur. %10. İkinci karışım 3 kilodur. %20. Tamam. Sonra her ikisi birbirine karıştırıldığında oluşan karışıma kaç gram şeker katalım ki karışımın şeker onu %20 olsun. Zaten e, hani anlatılan şeylerin burada şekli çizilmiş. Değişik bir soru değil. Yapmamız gereken şey şu. Onu şuraya sığdırabilirim. Neydi? İlkinin miktarı 2. Yüzdesi 10. Son ikincinin miktarı 3. Yüzdesi 20. Üçüncüsünü bilmiyoruz. X gram şeker katıyoruz. Onun yüzde şeker. Çünkü saf şeker katıyorsun sen. Ve sonuncusunun da ne diyeceğiz? Miktarı belli. Kaç biliyor musun miktarı? 2, 3 daha 5. Artı X. Evet. Ve yüzde 20 olacak. Şimdi buradan hemen işlemimize devam edelim neler yapabiliriz şu 20'ye böleyim Buradan gitti burada kaldı 5 Bu gitti Şurada gitti ama burada 1 kaldı bunu unutma Artık iyi, yukarı yer kalmadı 1 artı 3 Şuradan Artı 5x Evet Burada hiçbir şey kalmamıştı 5 artı x Aha. Şeker onu yüzde 20 olsun diyordun. Ben 20'ye böldüm 5x. Evet durum bu. Şimdi buraya gitti 4x. Sonra burada 5 var. Burada ne var? 4 var. Burada kaldı 1. Evet. Şimdi x ne çıktı buradan? 1 bölü 4 çıktı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada durdum ben çünkü benim bulduğum sayının buradaki sayıda hiçbir ilgisi yok. Niye? Bunlar kilo. Bak kilo hepsi bunların. Adam bana ne sormuş? Kaç gram demiş. Ha, demek ki benim burada bulduğum kilogram. Demek ki bunu neye çevirmem lazım? Grama çevirmem lazım. Grama çevirmek için de neye çarpıyoruz biz bunu? Binle çarpıyoruz. O halde ne çıkacaktır? 250 gram çıkacaktır. Yani nerede cevap? D şıkkında geldi. Pekala. Şimdi 14. sorudayız. 14. soru neler neler anlatıyor. A ve B kaplarında 40 ar litre %20'lik tuz içeren tuz su karışımı bulunmaktadır diyor. Tamam. A kabına A litre tuz, B kabına B litre saf su ilave edilmektedir. Hmm. Tamam. Bu iki kaptaki tuzlu su bir C kabına boşaltıldığında başlangıçtaki %20'lik tuz oranının değişmemesi için B bölü A oranının kaç olması gerekir demiş. Şimdi şöyle yapalım. A kabındaki durumu bir yazalım. 40 litre ne var? Tuzlu su var. Bunun %20'si tuz. Sonra bize diyor ki bak A kabına A litre tuz katalım. Şimdi buna bir şey katalım. A litre tuz katalım. Tamam. Yani kattığımız şeyin tam tuz olduğu için buraya 100 yazmak zorundayız. Şimdi buradaki bu A'nın yeni durumu. Şurası. Sonra B kabına bakalım. Onda da yine aynı durum var. 40 çarpı 20. Bu da diyor ki B litre saf su ilave edelim diyor. He. O zaman buraya da ne yazacağım? B çarpı 0 yazacağım. Bu da, bu da B'deki yeni durum. Şimdi bunların toplamını alacağız. Bu iki kaptaki tuzlu su bir C kabına boşalttık. Şu an bunlar birbirine karıştı aslında. Ne diyor? Başlangıçtaki %20'lik tuz oranın değişmemesi için demiş. Şimdi e, buradaki miktar, miktar, toplam miktar ne geliyor? Şimdi i̇şte bak şurada 40 var, 40 var 80. Sonra bir A şuradan geliyor, bir de B de buradan geliyor. A artı B. Ve yine ne diyeceğiz? Madem oran değişmeyecek %20. Zaten kendisi söylüyor bunu. Şimdi biz buradan B bölü A oranını yakalayacağız bir şekilde. İşlem yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Evet. Hemen yapalım işlemlerimizi. Şimdi şu 20 şuradan gitti, buradan gitti. Şu zaten yok. Sonra şuradan da 20 gitti. Buradan kaldı 5. Tamam bundan sonra maceraya girmeyelim. Şimdi buradan 20 gitmişti. Oradan kaldı 40. Oradan 40 kalıyor. Buradan 5 daha. Sonra şuradan ne kaldı? Yine 40 kaldı. Evet. Sağ tarafta da 80 artı A artı B var. Pekala. Şimdi bak dikkat et Şu 40'larda da 80'i götürdü. Bu A sola kaçtı. 4A. B olduğu yerde dursun. Bana B bölü A sorulduğu için. B bölü A ne çıkıyormuş? 4 çıkıyormuş. Yani cevabımız neymiş? D şıkkındaymış. Karışık gibi görünüyor ama. Düzgün gittiğin zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Şimdi 15. sorudayız. 3 bölü 4'ü su olan tuzlu su karışımına karışımın 1 bölü 4'ü kadar tuz ilave edildikten sonra elde edilen yeni karışımdan 1 bölü 5'i kadar su buharlaştırılırsa son durumda karışımın su oranı yüzde kaç olur diye sormuş. Evet 15 soruya bakalım. 3 bölü 4'ü su olan tuzlu su karışımına Karışım 1 bölü 4'ü kadar tuz ilave ettikten sonra. Ben burada şöyle bir e, varsayımla başlayacağım. Bizim karışımımız 100 gram olsun. Şimdi bunun ne kadarı suymuş? 3 bölü 4'ü suymuş. O zaman 1 bölü 4'e nedir? Tuzdur. Evet. Şöyle gidelim. 100 çarpı 1 bölü 4. Evet. Sonra ne diyor? 1 bölü 4'ü kadar tuz ilave ediyoruz diyor. Yani yüzün 1 bölü 4'ü kadar. Bunun dörtte birine 25. 25 gram biz ne ekleyeceğiz şimdi? Tuz ilave edeceğiz. O halde buraya 25 çarpı tamamı bunun tuz olduğu için ben buraya 1 bölü 1 yazacağım. Tamam. Ya tamam tuz. Yani 2 bölü 3'ü değil, 4 bölü 5'i değil. Yani 100 bölü 100'ü diye algıla bunu. Tamam. Ee, sonra elde edilen yeni karışımdan 1 bölü 5'i kadar su buharlaştırılacak diyor. Şimdi bir saniye. İlk başta benim elimde 100 gram madde vardı. Ben bunu kabul ederek başlamıştım soruya. Sonra sen bunun 1 bölü 4'ü kadar ne ekledin? Tuz ekledin. Ne oldu? 125 gramlık yeni bir karışım çıktı ortaya. Şimdi bunun 5'te 1'i kadar... Ne yapacağız? Biz su buharlaştıracağız. O da ne kadardır? 25 gramdır. Yani 25 gram ne buharlaştırıyoruz biz şimdi? Su buharlaştırıyoruz. O halde bunun içerisinde ne yok? Hiç tuz yok. O yüzden %0'ı tuzdur anlamında 0 bölü 100 yazdık. Eşittir. Sonra diyor bu durumda işte diyor su oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi şu 4 işlemi buraya taşıdığımız zaman zaten buraya 100 geldi. Şuraya da x bölü 100 yazayım ben tekrar. Hani şu yüzü nereden geldiği konusunda bir sıkıntımız var mı? Bunu bunu topladım. Sonra bunu çıkarttığım zaman tekrar 100 oldu burası. Evet. Şimdi şuradan gelen sayı ne? 25. Buradan da 25 geliyor. Evet. Şuradan zaten gitti burası. Burada da x geldi. X ne çıktı? 50 çıktı. Şimdi bu 50 ne? Bu 50 aslında tuz yüzdesi. Dikkat edelim. Bize sorulan nedir? Su oranı yüzde kaçtır diyor. Şimdi burada cevabımız yine yüzde 50 olur. Çünkü yüzde 50 yarı yarıya demek ya. Yani yüzde 50'si bir şeyin tuzsa geri kalan yüzde 50'si de nedir? Sudur diyeceğiz. Yalnız şöyle olsaydı mesela sen burada tuz oranının yüzdesini 60 bulsaydın su oranı sorulduğu için 40'ı işaretlemen gerekirdi. Buna dikkat etmen lazım. Çünkü bunlar birbirini yüzde tamamlarken eşit olduğu için bunu düşünmeden çözsen bile hata yapamayacaksın. O anlamda şanslıyız bu soru için en azından. Cevabımız B şıkkı. Evet şu soruya bakalım. 40 litre tuzlu su var. %30'u ne bunun? Tuz. Ee, karıştırılacaklar. Tamam. 50 litre var. %40'ı tuz. Sonra karışımda kaç litre su buharlaştırılır diyor. X litre su buharlaştıralım. Buharlaştırdığımız suyun içerisinde hiç tuz olmadığı için 0. Eşittir. Şu aritmetik işlemi alıyorum. 40 artı 50 eksi x ve çarpı diyor ki adam %80 olsun diyor tuz oranı. Evet. Bunların hepsi bu arada tuz oranı mıydı? Evet. Tamam. Buraya da 80'ini yazdım. Şimdi bundan sonrası şu sadeleştirmelerimizi bir yapalım. Bir bakayım şöyle. Evet. Sıfırları gönderelim birer tane. Şu zaten gitti. Ee, başka da var mı? 8'e bölsem. Evet. Ya buradan devam edeyim ben. Şurası kaç kaldı? 120. 120. Şurası 200. Şu 8, şurası kaç yaptı? 90, 720 eksi 8x 8x sola gitsin. Şimdi şurası 320 yapsın. Burada kaldı ne kaldı? 400 Evet. 400'ü de 8'e bölersek x'e gelir 50 gelir. Demek ki bizim 50 litre su buharlaştırmamız <laughs>